Kayseriolay.com, Kayseri'nin haber merkezi. Talas Belediyesi aslında bu tramvay yapımında faili meçhul cinayet zanlıları arasında yer aldı. Evet. Hep Talas Belediyesi bu konuda sonsuz derecede eleştirildi. Evet. Çok uzun sürdü. Bu niye bitmiyor kardeşim? Bu inşaat neyi bekliyor? Bu inşaat. En sonunda bitti. Büyükşehir Belediyesi orada bu konuyu hizmete getirdi. Evet. Siz de katkı sağladınız. Tramvay işi ne durumda efendim şu anda? Tramvay işi yok. Şimdi tramvay devam ediyor. Çok şükür en son şeyi bundan bir ay kadar önceydi galiba. Evet. Belki daha fazla biraz. Sayın Haseki Bakan'ın geldiğinde ilk deneme sürüşlerini de kendisi başlatmıştı. Şu anda tramvay devam ediyor. Şimdi bizim Cem kardeşim şöyle bir suçumuz var. Nasıl suçumuz? Bizim içimiz, yüreğimiz durmuyor. Denir ya, heyecanımız bitmiyor. Ya bir iş, ben teknik adamım. Bir teknik işin pazarlığı olmaz. Bak, olmamalı. Nedir? Adamlar bize ihale yaptığımızda, ilk tramvay ihalesini Kayseri'de yapan da Sayın Haseki Başkan'ın mihmandarlığında benim. O kalem bende duruyor. Geçen Haseki Başkan'a da söyledim. Sözleşmeyi imzaladığımız kalem. Şimdi adam demiş ki ikinci hat Mevlana Mahallesi'ne giden hattı 2024'ün sonuna bitecek. Evet efendim. Bak şimdi. 2024'ün sonuna bitecek. Protokolümüz öyle. Bizim Memduh abimin yüreği durmuyor, canı durmuyor. 2023'te bu tramvay başlayacak diyor. Adamı da sıkıştırıyor. Doğru, güzel. Bunu Cumhurbaşkanımız da yapıyor. Biz hepimiz yapıyoruz. Evet. Ama bu bir teknik konu. Ondan sonra. Geçen gün Sayın Bakanımız da yaptı aynı şeyi. Ondan sonra 618 tane karpuz atanda yapılacak olan tünel kalıp sistemiyle kentsel dönüşümde 2,5 sene diyorsun ama 1,5'ta bitirirsin inşallah Hamdi Bey dedi. O da inşallah efendim gayret edeceğim dedi. Tamam, insanların başını sokacağı bir yer. Belki bu Kayseri imkanlarında, Türkiye'nin imkanlarında bu yapılabilir. Ama yurt dışından gelecek parçalarıyla olan ilgili olan bir teknik konuda bunun pazarlığa getirilmesi azıcık yanlış oluyor. Ama arzudur bu. Bu arada yine olabilirdi. Bu arada da pandemi olup da gümrükler tıkanınca tamam. Bizim raylı sistemin sinyalizasyonu gelmedi yurt dışından. Bütün mesele yine şeye geçti. Koronaya. Korona olunca bu gecikti. Gecikti. Ne kadar gecikti? Gecikmedi aslında. Gününde tam yetişti. 2-3 ayda erken yetişti. Teknolojik olarak yapılan protokolda ki gününe yetişti. Bunda bir kabahat yok ama vatandaşımızı biz bir sene öncesine hazırlayınca psikolojik olarak evet, öyle yaparsam vatandaş da bekler. Bekledi. Çok şükür şimdi inşallah kazasız belasız bu iş devam eder. Ama şüphesiz dünyanın en konforlu ulaşım, toplu ulaşım aracı da raylı sistem. Kayseriolay.com, Kayseri'nin haber merkezi.